Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Gerçekten. Evet. Şu an çok duygusal bir an yaşadım. Ben Nur Hanım'ın plaketini vermek için bir diğer kıymetli ismi, sevgili Pelin Esmer'i de sahneye çağırmak istiyorum. Ben tutayım plaketinizi isterseniz. Zafer'in dediği gibi az önce biz gerçekten böyle kendi başımıza kalınca konuşmayı bilmiyoruz. Yani işte oynamayı biliyoruz. Onlar arkada kamera arkası çalışanları. Kendi aramızda çok şeyiz de böyle ödülü alırken filan hakikaten beceremiyoruz. 17 yıl olmuş. 17 yıl önce sunuculuğunu ben yapmıştım. İlk açılış şeyinde Emek Sineması'nda. gerçekten çok teşekkür ediyorum. İşçi Filmleri Festivali'nden ödül almak çok kıymetli bir şey benim için. Çünkü ben de bunun bir parçasıyım. Ben kendimi sinemada 79'da yani 43. yıla giriyorum. Hep kendimi emekçi tarafında görmüşümdür. Hani işin kaymağını yiyen biri olarak değil de arka tarafta. Bir de ben Yeşilçam'ı bir ucundan yakalamış bir oyuncuyum. Dolayısıyla biz filmlerde çalışırken yönetmen, oyuncular dahil kamera arkasına yani 15 kişi falan çalışırdık biz. Şimdi arkamızda gerçekten 150-180 kişi falan var. Kadınlar da yoktu o zaman. Bilge Olgaç vardı, kadın yönetmen. Sonra çoğaldı bunlar. kadın asistan yoktu yani. Ben ilk kadın asistanı Atıf abinin filminde gördüm. Ya ne kadar güzel bir şey bu dedim ya. Kadınlar var yani. Leyla vardı. Şimdi 180 kişinin 90'ı kadın. Şu anda bir görüntü yönetmenimiz de var. Çalıştığım işte kadın. Evet. Netflix'e bir şey çalıştık. Baktım uzaktan görüntü yönetmenine. Çünkü onunla tanışmamıştık. Ya kadın bu dedim. Biraz daha yaklaştım ve gerçekten sarıldım ve hüngür hüngür ağladım. Ha buraya kadar geldiyseniz tamam. İş bitmiş yani. Kadınlar sinemada gerçekten varlar. Yani kadınlar zaten hep varlar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bir ödül benim için bu. Teşekkür ediyorum. Onun dışında ne söyleyecektim? Ha, Zafer rolümü çaldı. 2021'de 2250 tane iş cinayetinde işçi ölümü var. Bu sene daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü hep rakamları ben takip ediyorum. Geçtiğimiz aylarda 13'e yakın çocuk işçi. O çocuk işçileri duyunca gerçekten daha da derinden üzülüyorum. Çünkü bizim ailede kadınlar çalışırdı. Babam çalışmayan bir adam olmuştu. Annem çalışan bir kadındı. Ablam çocuk işçiydi hatta. Yani böyle dokuma fabrikalarında. Erkek kardeşim tatillerde, tamirhanelerde çalışırdı. Yani çocuk işçi şeyi acısı bitmiyor bu ülkede. Böyle... Mesela kaç yıl oldu bilmiyorum. Adana'dan Ahmet diye bir çocuk vardır. Kolunu kaptırdı. O çocuğun her resmini gördüğümde o kadar içim sızlıyor ki ve ailesi sonunda 30 bin liraya el sıkıştı işin patronuyla değil mi? Ahmet. Evet. Yani çok çok üzülüyorum buna. Yani 2250 yıl için 2250-2300
iş cinayetinde insan ölüyor ve bu ülkede gerçekten kimsenin kılı kıpırdamıyor. Yani işçinin ölümü o kadar sıradan bir şeyde ki bizde ülke için. Aynı şekilde işte kadın cinayetleri öyle. Ortalama günde 3 kadın öldürülüyor ama Süleyman Soylu'nun bütün derdi İmamoğlu'yla uğraşmak. Yani bu kadar yani gerçekten umudumuzu da yitirmek istemiyorum. Bir yıl sonra mı kurtulacağız diyorum. Yani bu karanlık ne zaman bitecek? Bitecek elbet. Yani dün ben onun şeyini gördüm Maltepe'de. Bunu gördüm yani. Çünkü Maltepe'de Gezi direnişinden ötürü içeriye alan Mücella abla, Çiğdem, Osman Kavala'yı 30 senedir tanırım. Osman Kavala kime ne zarar vermiş olabilir diye o kadar düşünüyorum ki. Dünyanın en nazik adamı. Yani Osman Kavala'nın bütün şeyi sadece kızıl milyarder olması. Başka hiçbir şeyi yok. Yani Mücella abla size ne yapmış olabilir? Yani adam karısını yaralıyor, yakıyor, akşam üzeri serbest bırakılıyor. Böyle rezil bir ülke olabilir mi ya? Yani bir kadın sadece bu şehirde bunları yapamazsınız diyor. Bu şehir yeşil kalacak, buranın tarihine dokunmayın diyor ve 18 yıl. Yani defolun gidin artık bu ülkeden. Ağzım kuruldu. Hani siz çocukları olabilirsiniz de biz de onun evlatlarıyız öyle diyeyim. Yani gerçekten Mücella abla böyle her zaman ona da söylüyordum. Böyle kendini göğsüne yatıp böyle teslim edebileceğin, bir anne kokusu duyabileceğin muhteşem bir kadın. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Heyecan yaptım galiba biraz. Çok teşekkür ediyorum. İşçi Filmleri Festivali'ne çok teşekkür ediyorum. İnmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Çatlak filmi var bundan sonra. Son 3 yıldır izlediğim en iyi film. Onu söylemek istiyorum. Tebrikler yönetmenine, Cep Bey. Bütün oyunculara. İlkini ben sunmuştum diyerek beni mahvettiniz. Ayaklarım artık tutmuyor. Heyecandan yani ben nasıl bir şeyin içine girdiğimin farkında değildim. Şu an elim ayağım. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sesimize ses oldunuz yine. Çok teşekkür ederiz. Pelin Hanım. Buyurun böyle alalım sizi de. İyi akşamlar herkese. Çok kısacık konuşacağım. Ben de çok beceremiyorum sahnede olmayı ama iyi sanatçı olmak zor bir şey. İyi insan olmak daha da zor bir şey. Hem iyi sanatçı hem iyi insan olmak bir hayli zor. Ama kimileri başarıyor ve çok teşekkür ederiz sana gerçekten. Bir de sevgili Mücella Yapıcı ve diğer arkadaşlarımıza da buradan selam etmek evet. istiyorum. Dün evvelsi gün Bakırköy'de doğum günü için balon uçurdunuz. O an yani gerçekten gözlerim doldu ve inci dedim. Yani bir şeyler değişmeyecek mi bu ülkede dedim. O film artık bir dönem filmi olmayacak mı dedim. Gerçekten o balon çok hem hoş bir tebessüm getirdi ama içimi çok acıttı gerçekten. Ama iyi sanatçı ve iyi insanlar Nur Sürer gibi çoğalırsa, çoğaldıkça belki biraz daha umudumuz artacak. İnşallah.